Arayınız, bulacaksınız. 1970 yılının Aralık ayıydı. Devamlı arayış içerisinde. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum. Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz... Kalktık, kasırga gittik. O sacatere gördüm. O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı. Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Havuz benzemiş Rabbini adam annedir. Havuz ve kehi ve kavuş. O Hazreti çok naziktir, çok şirindir, çok lezizdir, çok azizdir. Onun kerameti, onun kıymeti bitmez. Sultanın cazibini cezbeveren sultanıydı. Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü. Aynı sünneti seviyorum. Kavuştu ki o... ...bırak ayağın her yakı değil. İşte sevdiği kuluyla... ...kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu. Kendi gitti. Sevgilisine gitti. Ey kasrevi... O da sevgilisine Amir faevad şaeh linasqeb lagaeb. Allah Teala'ya ulaşmak için ayaklarımızı başımın üstüne koyup geçmedikçe sizlere hakkımı helal etmem. Evet, böyle buyuruyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Veliler Allah'ı bulmuş, dünyevi isteklerini terk etmiş kişilerdir. Onlar insanlardan ne dünya malı isterler ne de makam ve şöhret. Onların tek dileği halkın kurtuluşuna, hidayetine vesile olmaktır. Hace Salah Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu sözlerini açıklarken şöyle demiştir. Mürşit, zahiri ve batıni bütün makam ve menzillerde müridin merdiveni konumundadır. Müridin bir halden diğer bir hale geçmesi, bir sıfattan diğer bir sıfata yükselmesi, kesinlikle şeyhin gözetiminde, onun zahiri ve batıni lütufları sayesinde gerçekleşmektedir. Zira mürşidin himmet ve teveccühü, müridi himmet burağına bindirir. Sonra da onu beşeriyet bataklığından çıkarır ve melekler aleminin en yüksek derecesine çıkarttırır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kabe'nin üstünde bulunan putu atmak için müminlerin emiri Hazreti Ali'ye omzuna basmasını emir buyurmuştu. Allah'a ulaşmak muhabbet ister.
Evet, Allah ve Resulünün yolunu kendilerine yol edinmiş olan mürşidi kamiller de müridin muhabbetini kendilerinde toplar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emanet ederler. Bu muhabbet Resulullah'tan yüce Allah'a ulaşır. Nakşibendi yolunun büyükleri demişlerdir ki, gerçek muhabbet, sevgilinin arzu ve isteklerini, kendi nefsinin arzu ve isteklerine tercih etmektir. Kamil, mürşide gösterilen bu muhabbet, esasında yüce Allah içindir. Bu muhabbet derecesine tasavvufta fena fişşey derler. Manası şeyhin muhabbetinde fani olmak demektir. Bu hali elde eden insanın bütün arzusu mürşidinin sevdiği şeyleri yapmak ve devamlı onun istekleri doğrultusunda yaşamak olur. Kamil bir mürşidin Allah rızasından başka bir arzusu yoktur. Hak yolunda ona tabi olmak, Allah ve Resulüne tabi olmak demektir. Bunun için samimiyet ve çok safi bir sevgi gerekir. Bu muhabbetin devamı ve bir ileri derecesi, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bütün benliğiyle sevmek ve bütün davranışlarında sünnetine uygun hareket etmektir. Buna tasavvufta fena fir resul denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinin ne derece sevilmesi gerektiğini şöyle belirtmiştir. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki ben bir kimseye ailesinden, çoluk çocuğundan, anne babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça o kimse gerçek manada iman etmiş olmaz. Muhabbetin en üst derecesi kalbi Allahu Teala'ya bağlamak ve ona hakkıyla kulluk yapmaktır. Bütün zikir, fikir, ibadet ve hizmetlerin hedefi Allah sevgisidir. Bu doyumsuz ve ölümsüz sevgiye ulaşma haline arifler fena fillah mertebesi demişlerdir. Manası kendi iradesini yüce Allah'ın iradesine tabi etmek, onun emirlerini noksansız yerine getirmek, hep onun sevdiğini sevmek, ilahi sevgi içinde kendini kaybetmektir. Mürşide muhabbet, mümine güzel ibadet yapma şevkini kazandırır. Güzel ibadet insanı kamil yapar. Kamil insanın hediyesi, yüce Allah'ın muhabbeti ve cemalini seyirdir. Bundan daha büyük bir nimet var mıdır? İşte Kasrik dergahında erişilen bu nimettir. Bir, Allah dostunu severek Allah'a kavuşma nimeti. Onlar sevmeyi öğretiyorlar. Sevmeyi öğretiyorlar. O zatı görüyorsun, seviyorsun. O zatın o sevgisi peygamber sevgisine gidiyor. Peygamber de sevildikten sonra, sünnetler işlemeye başladıktan sonra Cenab-ı Allah'ın sevgisine götürüyor. Mürid mürşidine teslim ola ola. Yani mürşidinin Allah'ın gayesi dışında bir hareketi olmadığını seze seze, her işini Allah için yaptığını bile bile mürşide teslim olur. Mürşide teslimiyet fena fil Resul makamını götürür. Resulullah'a teslim olur. Madem ki bu evliya böyle hakikati açıklamış, ya Resul-i Kibriya'nın bütün fermanları nasıldır?
Resulullah'a aşık olur, teslim olur. Fena fil şey, ikinci merhale fena fil Resul, üçüncü merhale demek Allah kullarına ne emrettiyse hak üzerinedir. Onun sıhhat selameti içindir. İki cihanın saadetini kazanmaya sebep olur. Diyor ki ayet-i kerimede Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey müminler, amenüttekullah, Allah'tan korkunuz. Ve betegu ileyhi vesilete, ona kavuşmak için, onu bulmak için bir vesile edinin diyor Allah-u Teala. Beni bulmak için bir vesileyle bana gelin, bir vasıtayla bana gelin. Ve cahedu fi sebilihi leallekum tuflihun. Onun yolunda cihat edin. Nefislerinize cihat edin ki felaha, kurtuluşa ermiş olasınız diyor Allah-u Teala. İşte biz bu vesileyi bulduk. Hasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor. Allah-u Teala onları rahmet olarak bu dünyaya göndermiş. Yani düşünce bizim birbirimizi aç kurtlar gibi yediğimiz bir dönemde o bize insanlığımıza kavuşturdu. Merhameti o kadar büyük ki o dedikodu, o fitne, fesat, o birbirimizi kıracağız da kıracağız. Düşmüşüz birbirimize. Camilerimiz parsellenmiş. Efendim falan imam filan partili. Onun adamı arkasında namaz kılıyor. Öbürü onun arkasında namaza gitmiyor. Böyle bir vehamet içerisinde bir anda Rabbim bize lütfetti, ikram etti. Öyle merhametli bir Gavs'ı bulduk. Ve ondan sonra herkese şefkat, merhamet duymaya başladık. Buyurdu, dedi, siz Şeyh Hazne'nin kapısından daha büyük kapı bulursanız gelin bize haber verin, ben Allah'a kasem ediyorum, gidelim biz orada amel yapalım, Allah'ın rızasını kazanalım. Bizim davamız Kur'an'a, sünnete, Allah'ın davasına hizmettir. Biz size Kur'an'ın ve sünnetin dışında bir şey önerirsek bize itibar etmeyin. Allah'ın bizim merhamet sıfatının üzerimizdeki bir tecellisi diyorum ben onlara. Ben kendime bakıyorum. Mesela bizim aile efradımız, akrabamız, yakınımız, inanın biz huzura, saadete kavuştuk. Yani şefkatli olduk, merhametli olduk. Ne bileyim, duygularımız değişti. Her halimiz değişti. Yani biz bunu hep orada bulduk, o kapıda bulduk. Ve hala da öyle yaşıyoruz. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esiri olan insanı
halimizden anlamayan lafımızdan bir şey anlamaz. Bu da mübarek kavsımın sohbeti. Halimizden anlamayan lafımızdan bizim bir şey anlamaz. Hal belli. Ne var? Sevgi var, muhabbet var, iyilik var. Her türlü demokrasi, özgürlük, her şey bizde var. Zadat'ın kapısında var. Fitne fesatın içerisinde bunalmıştık. Hiziplere ayrılmış, insanların birbirini yediği bir dönemde bir arayacak, tutunacak bir dal arıyorduk. Allah-u Teala onları bir rahmet olarak üzerimize gönderdi. O bunalım içerisinde zamanın kavusu bizim elimizden tuttu elhamdülillah. Bizi doğruya iletti. Biz geldik baktık. Allah Allah, düşman gördüğümüz adamların ayağını başımızın üzerine koyup da uyuyorduk abi ya. Da bundan büyük bir nimet olur mu? Şimdi sevgiden yana, birlikten yana, dirlikten yana, Allah'tan yana olanları bu kapılara tevzi ediyoruz. Hüseyin Avni amca Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor. Tavsiye ediyorum, gelsinler. Hakikaten gelsinler. Bu hizmetten nasipdar olsunlar. Yani Allah'ın emirlerini Allah'ın kullarına tebliğ eden bir topluluğun mensubu olsunlar. Bilmek odur yani. Herkes bildiğinin alimidir. Yani ben alimim diye cafasadıp iki tane süslü kelime söyleyip edebiyat yapmakla alimlik olmaz. Yaşamakla olur değil mi? Ne diyor? Oku, anla ve yaşa. İşte Saadat bunu yapıyor. Onun için buyuruyor ki bizim halimizden anlamayan lafımızdan bir şey anlamaz. Bu da mübarek kavsımın sohbeti. Halimizden anlamayan lafımızdan bizim bir şey anlamaz. Hal belli. Ne var? Sevgi var, muhabbet var, iyilik var. Her türlü demokrasi, özgürlük, her şey bizde var. Saadat'ın kapısında var. Fitne fesatın içerisinde bunalmıştık. Hiziplere ayrılmış, insanların birbirini yediği bir dönemde bir arayacak, tutunacak bir dal arıyorduk. Allah-u Teala onları bir rahmet olarak üzerimize gönderdi. Şucusu, bucusu, hepimiz bir safta toplandık ve bunun tebliğini bize aylarca, yıllarca yaptırdı bu mübarekler. O bunalım içerisinde zamanın kavusu bizim elimizden tuttu elhamdülillah. Bizi doğruya iletti, biz geldik baktık. Allah Allah, düşman gördüğümüz adamların ayağını başımızın üzerine koyup da uyuyorduk abi ya. Da bundan büyük bir nimet olur mu? Şimdi sevgiden yana, birlikten yana, dirlikten yana, Allah'tan yana olanları bu kapılara tevzi ediyoruz. Gelsinler. Ama şeytanların, heva heveslerinin esiri olarak, öyle diyor Peygamberimiz. Benim ümmetim de artık puta tapmaz. Ama heva hevesleri o puta tapmadan daha beterdir değil mi? Ha bu heva heves ne olur? Makam da olur, mevki de olur, şan da olur, şöhret de olur, ilim de olur, amel de olur. Amel de yapar yani götürür. İşte bunları, bu saadeti iyi anlamak lazım. Anlamak için de gelip onların nazarını alıp onlarla yaşamak lazım. Yani ben kal adamım, ben ne kadar anlatsam onların halini arz etmeye benim haddim de değil, gücüm de yok zaten. Anlatamam işte. Onların tasarrufu himmetleri kadar ne kadar hatırımda kalmışsa acizane, teberrüken bunları burada sizlerin lütuflarıyla anlatıyorum. Yoksa benim haddim mi abi, ayağınızı öperim. Ne öyle samimi konuşuyorum bunu haşa. Ha bu da kal halle anlanmaz abi. Gelecek o nefsini ayağının altına alacak. Ne diyor bu da kapsının sohbeti bakın. Allah'a giden iki yol var, iki basamaktır. Birincisi kul nefsinin üzerine basar, ikinci adımında Allah'ına basar. Bunu yapabilen insan biiznillahü teala bu olur. Onun için nefsini ayağının altına alacak, gelecek, fısradatın eline tutacak, tövbesini yapacak, tövbesinin üzerinde duracak. Anasından doğmuş gibi olacak. Bu büyük kurtulmuşlar topluluğuna mensup olacak. Başka olmaz. Eğer bu emirleri tebliğ eden topluluktansan, onu yapabiliyorsan, kurtuluşa erenler dersin, felaha erenlerdensin. Allah buyuruyor. İnkarı kafir olur değil mi abi? Bunun ötesi berisi yok. Mesele bu. Şimdi mühim olan istikamet üzere olmaktır.
Tabi bu kerametler demin başından da arz ettiğim gibi bütün evliyalar bunu deniyorlar. Yani bizim iştiyakımız, bizim muhabbetimiz neye varsa ona münasip bir şekilde bizi çağırıyorlar bir şeyler verebilmek için. Merhamete bak hele, ne kadar büyük bir merhamet. Mübarek def çalıyor, manzum olarak Allah'ı anlatıyor. Biri işte biraz olağanüstü haller gösteriyor, keşiftir, keramettir, bizi celbediyor, Allah'ı anlatıyor. Allah'a kulluğu anlatıyor. İnsan olmayı anlatıyor, değil mi hakkı insan? Bizim bir Şeref amcamız vardı, Allah nur içinde yatırsın. Derdi ulan insan ölmez, hayvan ölür, hayvan derdi, insan ölmez. Şimdi insanlar ölmüyor, onlar ölü değil, diridirler, onlar haydirler, biz bilmiyoruz ama elhamdülillah onlar aramızda yaşıyorlar. Allah-u Teala onların manevi dairesinin dışına bizi atmasın inşallah. Yol Evliyaullah'ın kapısından geçecek olduğunda kulu bir sancı tutar. Yol iki büklüm olur, kıvrım kıvrım kıvrılır. Fakat bunu yola çıkan her insan anlamaz. Ta ki yol insanı Evliyaullah'ın huzuruna getirir, bu huzurda yol dosdoğru olur ya, bu defa yolun halinden anlamayan iki büklüm kalır. Yolun halini işte o an anlar. İnsan o huzura çıkmışsa, artık kendisini oraya getiren sebepten ayırırlar onu. Kalbini o sebebe bağlı koymazlar ki, çözüp Allah sevgisine bağlayalım diye. Kardeşinin insanlara zarar vermesini ancak ayağından zincirle bağlayarak engelleyebilen Seyfettin Bey, duasını almak üzere Gavs Hazretlerine gider, hem ayaktaki zincirler çözülür hem de gönüldeki. Şimdi o meseleyi Hüseyin amcadan dinliyoruz. Mesele de şu, şimdi adamın psikolojik bir hastalığa yakalanmış kardeşi, delirmiş. Fakat öyle azılı bir deli ki yani insanlara sarkıyor, zincirle bağlıyorlar yani oturduğu koltuğa vesaire böyle. Burada bizim Kasımpaşa Caddesi diyoruz, orada Ayazpaşa Caddesi, estağfirullah. Orada bir Rum doktor varmış, buna demiş ki sizin kocalarınız, müşitleriniz çoktur, şeyhleriniz. Bunun ikisi manevi bir hastalık, sen bunu onlara götür. Böyle demiş, tavsiye etmiş, psikolojik doktor. Bu da demiş, düşünmüş. Diyor ki şimdi kardeşim delirmiş. İşimiz gücümüz kaldı yerde. Ne yapacağım? Ben dedim bu Bitlis tarafında şeyhler vardır. Ben bunu demiş oraya götüreyim. Oralarda belki bulurum. Oralarda çok olur. Buradan gitmişler Muş'a. Muş'ta bir otelde kalıyorlar. Allah'ın şeyi tevafuk. Otelde kalıyor. Bakıyorlar ki otelde bir heyecan var. Diyor ki yahu nereye hazırlık yapıyorsun? İşte yapıyorlar, araba tutuyorlar, bir Diyarbakır'a yolculuk. Nedir, hayırdır? Demişler ki orada bir Gavs var, biz onu ziyarete gidiyoruz. Sen de geliyorsan sen de götürelim. Demiş ki kardeşim benim derdim büyük yahu. Benim bir kardeşim deli. Ben onu yukarıda otelde, odada karyolaya bağlamışım zincirle. Sarkıyor insanlara. Benim derdim çok, bana bir yol göster. Yahu demiş tam arayıp bulamadığım bir yer işte. Gel götürelim Gavs, bir iznillah şifa bulursun. Diyor ki tamam yazdık, kardeşimi de yazdırdım, listeye kaydolduk, paramızı verdik. İşte o gece yatıyoruz, sabah namazından sonra gideceğiz Diyarbakır'a. Doktor Ahmet Bey'in evinde Gavs'ımız misafir. Diyor gece rüya gördüm. Rüyada diyor böyle iri yarı cüsseli bizzat-ı mühterem. Böyle elini yaptı parmaklarını, üç parmağını soktu kalbime, simsiyah bir yumurta çıkardı. Fakat o kadar acıdı ki diyor böyle, canım müthiş yandı. Böyle o rüyanın şeyiyle, acısıyla diyor uyandım. Uyandım, dedim ki bu kardeşim uyandı da beni vurdum falan. Hani bıçak mı attı, ne etti? Baktım ki kardeşim uyuyor diyor rahat ama benim sizi daha hala burada. Neyse diyor. Tabi demedim bir şey. Sabahleyin bindik diyor arabaya, gittik. İşte sırayla bizi ziyaret alıyorlar. Mübarek Gavs'ın huzuruna. Gavs diyor beni ismimle çağırdı. Vilayetimle çağırdı. Burada da bana büyük bir keramet gösterdi. Seyfettin mi? Seyfettin Allah alem. Demiş gel Seyfettin, gel oğlum. Ne demiş işte efendim. Diyor kardeşimden de öyle korkuyorum ki yani bir zarar verir mübareğe. Sarkıyor ya insanlara. Dediler ki aç elini melini falan. Zincirini aç.
diyor açtık böyle. O diyor önümde, ben de onun arkasında böyle gözleyerek gidiyorum. Yani ufak bir şey oldu mu hemen sarılayım diye müdahale edeyim. Demiş gel oğlum Seyfettin, gel ne var ne yok, Erzurum'da ne var, Hasan Galeli onlar. İşte Hasan Galeli'de böyle hal hatır sormuş. Demiş ki efendim işte bizim işte orada mevsim bizim harman zamanı diyoruz biz hasat dönemine. Harman zamanıdır, işimiz kaldı, bu kardeşim böyle delirdi. Bunu işte zincirini açtık, huzurlarınıza getirdik. Senin işte himmetine divana mütecim, başladım yalvarmaya. Bir şey olmaz demiş. Diyor ya bir baktım, kardeşim o anda iyilendi. Yani o deli kardeşim benden daha edepli gitti, Kavs'ın elini öptü, geri çekildi, böyle durdu. Demiş iyi olur, iyi olur, inşallah bir şey olmaz. Erzurum'da da bizim bir oğlumuz var, Mehmet Yarbay. Ona da çok selamımızı söyle, binbaşı. O zaman binbaşı. Mehmet binbaşıya da çok selamımızı söyle. O da gelmiş bu Hamza amcaya, demiş ki yahu burada demiş bir tane Mehmet binbaşı varmış. Böyle böyle işte adresini de vermişler ama. Beni oraya bir götür. İşte Hamza amca da onu almış, asker arkadaşını. O selamını götürecek ya, adam daha iyilik görmüş, kardeşi eğlenmiş. Zincirden açmış yani, deli götürmüş, akıllı geri getirmiş. Onu görmüş, biz de işte orada ona tesadüf ettik o anda. Gittik işte anlatıyor, Yarbay söylüyor, hele bir daha değil, Kavs nasıl anlattı, bana nasıl selam söyletti, işte nasıl dedi gitti, onu anlatıyor, bir defa, bir daha, bir daha tekrar ettiriyor. Suyun içinde çırpınan biri için en kıymetli kimse, o an ona el uzatan kimsedir. Teşbihi odur ki, ahir zaman önüne geleni yutarak ilerleyen azgın bir sele benzer. Şu durumda inanan bir kimse için imanını kurtarmak, canını kurtarmaktan yeğdir. İşte mürşid-i kamiller, ahir zamanda can havliyle çırpınan ümmete el uzatan kimselerdir. Bu eli tutan kimse için dünyada da, ahirette de büyük ikramlar vardır. Su içmek isteyen Hamza amcayı da daha büyük ikramlar beklemektedir. Hamza amcayla şöyle tanıştık. Bir gün biz o kasteciler sitesi diye bir yer orada oturuyor. Oraya şeye gittik biz. İki arkadaştık. Sohbete gittik. Yani fazla bir şey yok yine. İşte iki kişiyiz, üç kişiyiz. Bir de onlar var. Yani bizim fazla bir cemaatimiz yok. Biz sohbete gittik ona, evine. Şimdi gittik böyle bir koltuk var köşede. Böyle uzunla bir oda. Biz böyle duvarın altında oturmuşuz. Hamza amca öyle koltukta oturmuş, ayak ayak üstüne atmış. Şöyle kapıdan içeri girerken böyle duvarın altında da Mehmet abiyle o onun asker arkadaşı. Orada oturmuş ama şimdi Mehmet Yarbay böyle eğilmiş, böyle kafa kafaya vermişler. Tekrar tekrar anlatıyor. Yani ona demiş ki Mehmet Yarbay bizim çok sevdiğimiz oğlumuzdur. Ona selam götür. Bu o kadar hoşuna gitmiş ki. Hele söyle diyor Kavs'ına dedi. Bir daha anlatıyor, bir daha anlattırıyor, bir daha anlattırıyor. Başından geçeni anlattırıyor. O gittiği vesileleri anlattırıyor. Hamza amca da öyle ayak ayak üstüne atmış. İlhan vardı Ali Baba Gölcük'te. Aslen Trabzonlu'ydu mübaşir. Onun oğlu da yanında. Daha işte 12-13 yaşlarında. Ona diyor ki bana bir su getir, sana su yok diyor. Böyle şey yapıyor. Ben de kalbimden diyorum ya Allah Allah. Bu çocuk niye böyle yapıyor ya? Babasının, dedesinin yaşındaki adam. O zaman Hamza amca Allahu alem 50 yaşında vardı. Ayak ayak üstünde diyor. Ya bana bir su ver çocuğum oradan. O da diyor sana su yok. Böyle çalım ediyor ha. Allah Allah. Kafasını sallıyor, bir sigara yakıyor. Rahmetli. Neyse biraz sonra ayaklarını indirip biz de orada oturmuşuz böyle edeple. Tabii biz de kalabalık ediyoruz kalbimizden. Zahire yok, Allah bizi yesin, kalp bozuk. Kızıyoruz ya diyoruz, hele edepsizce oturmuş hem de diyor ki bana su verin bilmem ne. Vermezler tabii. Hem ona kızıyorum hem de o İlhan'a kızıyorum, Allah selamet versin. Yani büyüye karşı niye böyle davranıyor, hikmetini bilmiyoruz. Ondan sonra ayağını indirdi, biraz sonra koltuktan indi. Neyse artık o iş safa bitti ya, o selam safhası. İşte sohbet ediyor, yanaştı. Dedi ki
Efendi dedi, benim babam da şeyh idi, İmdat Baba derdiler. Şeye diyor Mehmet abiye. Dedi ya ne olacak senin baban şeyh, sana ne? Sen nesin? Böyle çok da ağır konuşuyor ha. Allah Allah. Neyse başladı buna sohbet etmeye derken yavaş yavaş Hamza amca orada tövbe aldı. Dedi Cilan git dedi zemzem getir. Bu sefer getirdi bir iki üç bardak buna zemzem içirdi su bardağı. Dedi bak gördün mü? Nasıl dedi bu işe yaklaştığınızda zemzemi saadetler kavsım sana ikram etti. Gel ehli zaman o verin tevbe bir kez raci atva huda bin van günahın terk bir kez her eve iro jidin rames ne düş ala منهكار از مرد البقا و عارم الهمو خای. İşte oradan kalktık, sohbet bitti, kalktık gittik. Hamza amca da gitti, daha da gelmedi. Bir gün aradan 2-3-5 ay geçti, bahar vaktiydi. Beni aramış Mehmet abi. Evden de demişler ki işte camiye mi gitti, nereye? Demiş ki işte falan yere gelsin, beni bulsun. Neyse gittim buldum onu. Dedi ki bizim bir tüp var, küçük tüp, onu değiştirelim. Bir de bu Hamza ağayı gidip bulacağız. Ama bana ara sıra diyordu ki ya sen bu Hamza ağayı bul, onu al gel. Dedim ya çocuk da 50 yaşındaki adam gelsin sana, bizim gibi çocuk mu? Ben de böyle bir kere konuşuyorum. Yahu diyordu, senin de hiç merhametin yok yahu. Yahu git al gel herifi yahu. Böyle de derdir, Allah selamet versin. Dedi ki bugün biz onu mutlaka bulmamız lazım. Onu bugün bulacağız. Neyse dedi gidelim, gittik. Bu mahalle başında Zahiret dükkanı var. Orada böyle bir tur attı, dedi ki gidip adresini alıp da gelelim. Bir de eve gittik. Evden adresini aldı, geldi. Rahmetli Hamza amcanın dükkanına girdik ama şimdi nasıl bizi gördüyse dört sıçradı böyle ayağa, esas duruşa geçti. Efendim buyurun buyurun dedi, gelmiyoruz. Ama çok sert, kızarak konuşuyor. Efendim çay için bilmem ne, o gayet böyle mütevazi, hürmetkar davranıyor. Senin çayını mayın içmiyoruz dedi. Yani şimdi ben de tacip ediyorum. Şimdi Mehmet ağabeyinin bir hali de var. Bazen çok böyle mülayim, çok nazik oluyor. Bazen de çok celalli oluyor mübarek, hiç konuşulmuyor. Bunu böyle azarlar. Ya dedim ilk defa gördüğü adama böyle tazir ediyorum. Ben olsam daha da gelmem yani. Dedi ki Hamza ağa bugün Kösü Ömer'e gel camiye. Yatsı namazını oraya. Dedi efendi ben, efendi diyor rahmetli. Dedi efendi ben o camiyi bilmiyorum. Dedi Hamza ağa bak bana oyun etme. Mutlaka bu gece geleceksin. Neyse geldi yani Hamza amca. İşte o geliş geldi tabii. Ondan sonra da büyük hizmetler oldu. Allah nur içinde yatırsın. İşte Mehmet ağabeyimiz öyle bir Mehmet ağabeydi. Hoştu. Tasavvufun ana gayesi kötü ahlakı bırakıp iyi ve güzel ahlaka kavuşmaktır buyuruyor tasavvuf araştırmacılarından Mehmet Ildırar Bey. Bir mürşide kamile intisap eden sufilerde en çok fark edilen değişikliklerden bir tanesi de ahlaklarının gün geçtikçe daha iyiye, daha güzele doğru gittiğidir. Nitekim Kasri'ye giden birçok sufi bunu bizzat yaşamış,
ve halen yaşamaktadırlar. Onlardan biri de Hüseyin amcadır. İşte ben diyorum, bunu her zaman diyorum, ben çevremden de diyorum. Benim şimdi bu Erzurum'da biraz çevrem var. Ben köylü olduğum için çevre köylerle de irtibatım var. Ben onlara diyorum, diyorum ki siz dua edin ki ben gittim de Gavs'ı buldum, bu zatları buldum. Eğer bulmasaydım siz benim elimden ne çekerdiniz? Yani açık konuşayım. Ben şimdi ya bir eşkıyaydım, ya bir mafya elemanıydım, ya bir mafya babasıydım. Veyahut da Allah muhafaza esbaplı bir şeytan olurdum. Olurdum yani. Çünkü nefsiyle hareket eden adam nereye gider? Şimdi Allah-u Zülcelal Hazretleri buyuruyor ki kıyamete kadar benim emirlerimi tebliğ eden topluluklar gelecektir. Onlar kurtuluş eylerlerdir. İşte benim emirlerimi tebliğ eden topluluklar gelecektir. Onlar marufu emredip münkiratı nehyedenlerdir. Ayet değil mi? Bir kere bu bir. Bir de sizin içinizde tebliğ eden bir topluluk bulunsun diye Allah-u Teala buyurmuyor mu? Şimdi ben öyle kavsımızı tarikatçılıkçulukla haşa tenzih ederim. Ben öyle görmüyorum. Ben onun çok fevkinde görüyorum bu zat-ı mühteremleri. Bunlar resen bugün Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'den sonra bu asrımızda Allah'ın emirlerini tebliğ eden ve bu topluluğu oluşturan büyük şahsiyetlerdir. Büyük değerlerdir. Kalpler Allah'ın elindedir. Bunların hepsi tescillidir. Ben öyle duymuşum. Buna da inanmışım. Yani bunun birincisi İmam Rabbani Hazretlerinin buyurduğudur. Biz eğer Allah-u Teala'dan haya etmesek günümüzden kıyamete kadar bu yola gelenlerin şeceresini çıkarırız. Mesele bilmek, Allah'ı bilmektir. Allah'a kul olduğunun idraki şuuru içinde olmamızdır, değil mi? Meselemiz şuculuk buçuluk değil. Büyüklerimizin bir ittifak bize buyurdukları hepsinin müşterek önerileridir bu. Bizim cılıkçulukla işimiz yok. Bizim davamız Kur'an ve sünnetin biz hizmetçisiyiz. Resulullah'ın davasının hizmetçisiyiz. Emri bil maruf ve münkirat-ı nehi topluluğu bugün bu zat-ı mühteremlerin etrafında toplanmıştır. Ha bunu hakkıyla layık edenler vardır, yapanlar vardır bu hizmeti. Bir de benim gibi olanlar vardır. O da idare ediyoruz. Biz de hiç olmasa zararsız hale gelmişiz. Ama bunu yapıyor. Ha bunda da bunların verdiği en büyük değer bu kavsımın buyurduğu bizim diyor bizi anlamamış da en yakınımız da olsa, evladımız da olsa bize en uzaktır. Bizzat kavsımızın ravi olarak buyurduğu bize sohbeti. Ama dünyanın öbür ucundadır da bizi anlamıştır. Bizim davamızı anlamıştır, halimizi, işimizi. O bize en yakınımızdır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani siz bunu değerlendirin. Şimdi ben bu mesajları cahilinden alimine kadar diyorum. Meseleyi anlamak lazım. Allah'a kul olduğumuzu yine... Yani bu şanı, şöhreti, reklamı, şuculuğu, buculuğu bırakacağız. Biz Müslümanız. Resulullah'ın ümmetiyiz. Ümmeti Muhammed'e güzel örnek olmamız lazım. Büyüklerimizin emrettiği bu. Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydana. Derun içre bugün Allah diyen gelsin bu meydana. Duyanlar sırrı settarı, görenler nuri gaffarı, cihanda şişe-i ağrı kıran gelsin bu meydana. Sezadır ehli irfana getirsin canı meydana. Feda kılmaya ol canı duyan gelsin bu meydana. Gönül maksudunu buldu, cihan envar ile doldu. Bugün iklimi oldu duyan gelsin bu meydana. Bu kavsımız ilk bizi çağırdı. Dedi niyetiniz sağlam olacak. Bakın niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Yani biz burada bunların hepsi bir vesiledir. Asıl olan Allah'a kulluktur, ibadettir.
bunun şuurunda olmamız lazım. Ama burada unutmamak lazım ki zaten İslam'ın da özü, tasavvufun da özü bu. Yani Allah'a kulluk ve ibadet ettiğimizi unutmamak. Kim gelirse gelsin, çark aynen devam edecek. Gafs-ı Sani, Kuddese Sırruhu. Bir insan sabah kalkınca, güzelce abdestini alsa, evinden işine giderken, "Ya Rabbi, sen Rezzak-ı Mutlaksın, bütün yaratıkların rızkını verensin. Biz çalışsak da çalışmasak da sen bizim rızkımızı verirsin. Lakin rızık için çalışmayı bize sen emrettin. Biz senin emrine uyup rızkımızı aramaya, kazanmaya gidiyoruz." diyerek niyet etse ve bu niyetle işe başlasa, bütün gün boyunca başını secdeden kaldırmayıp nafile namaz kılan kimse gibi sevap kazanır. İnsan için bunu yapmak çok kolaydır. Bu sevabı kazanmak için güzel niyet etmek yeterlidir buyuruyor. Her işin başı niyettir. İnsan doğru bir niyetle bir işe koyulsa, onu yapamazsa dahi Allah Teala o işi yapmış gibi kendisine sevap yazar, ikramlarda bulunur. Onun için Sadat-ı Kiram Efendilerimiz, Sofilerin eline hiç değişmeyen nurani bir düstur ve ibret vermişlerdir. O da şudur: "İlahi ente maksudi ve rızaike matlubi." Ya Rabbim, ben senin rızanı istiyorum. Sen benim maksudum ve matlubumsun. Babamız ilk bizi çağırdı. Dedi, niyetiniz sağlam olacak. Bakın, niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ehlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha, bu kelimesi var ya, o güzel ehlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Biz ne yapıyoruz abi, soruyorum. Hoşumuza gitmeyen çok işler var. Ve bunlar da bizim muhabbetimizi, bizim motivasyonumuzu kesiyor. Açık konuşuyorum. Yani bunlarda ciddi olmamız lazım, Allah razı olsun. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine Kavzım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya, Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu. Haziran 1972, Ankara, sufilerin bağrına taş gibi oturan bir şehir. Fırat'ın ve Dicle'nin suyu yetmez bu taşı yerinden oynatmaya. Alimin ölümü, işte alemin ölümü gibidir. Şöyle bir hal oldu bende. Bizim köyün altında, bizim böyle dere kenarında bir çayırımız var. O çayırların da çok güzel bir zamanı, yani bahar zamanı. Böyle işte çiçekler var, güzel, hoş bir şey. Ben de böyle çayırın yanında oturmuşum kendime. İşte bir şeyler yapıyorum herhalde orada. Sofilikten, mufilikten de anladığım yok. İşte namaz mamaz kıldım. İşte çayıra bazen su bağlıyoruz. Böyle oturuyorum, seviyorum tabiatı. Öyle bir duygulandığım bir his oldu içimde, acayip bir his oldu. Zaten ben yazın devamlı köyde dururdum ama haftada mutlaka bir iki gün buraya gelirdim. Yani sofilerle hiçbir zaman irtibatım kopmazdı. Ya onlar gelirdi ya ben gelirdim. İşte o gün öyle bir hal oldu. Bir şey oldum yani, hiçlendim.
sanki bir şey olmuş ama zaten biz Gavs'ımızı gittik, Ankara'da gördük ya. Orada da belliydi yani durumu. İşte yakında şey olacağı. İşte o zaman Erzurum'a geldik. Tabii Erzurum'a geldiğimiz zaman duyduk ki Gavs'ımız vefat etmiş. İşte buradan gittik oraya. Tabii biz gidinceye kadar defnedilmişti. Biz definine ulaşamadık. Bir ara ancak işte bildik. Çok zor oluyor tabii abi. O bir duygu. Çok zor bir şey. Tabii biz bu üzüntü içerisinde oraya gitmişiz. Rahmetli Sultan Hazretleri beni çağırdı, dedi gel. Gittin. Dedi dünya fanidir, Kavs da fani, biz de faniyiz. Hepimiz faniyiz, gideceğiz. Ama Allah baki, biz Allah'a kulluk ibadet etmek için buraya varız dedi. Hadi git. Şimdi bu da benim için büyük bir mesaj olmuştur. Yani biz burada, bunların hepsi bir vesiledir. Asıl olan Allah'a kulluktur, ibadettir. Bunun şuurunda olmamız lazım. Bizi aziz eden, zelil eden, alçaltan, yükselten, mülkümüzü veren, alan, her şey Allah'ın elindedir değil mi? Allah'ın merhametidir ki böyle dostlarına bizi havale ediyor. Onların elinde bizi terbiye ediyor, bizi eğitiyor. Şimdi tabii bu öyle bir olgu ki, öyle bir duygu ki ben bunu anlatmaktan acizim. Bu ne anadır, ne babadır, ne kardeşidir, ne sevgilidir. Hani şimdinin tabiriyle tenzih ederim haşa. Yani böyle bir şeylerle kıyas olacak bir şey değil. Yani benim anamı da, babamı da, sülalemi de, cibilliyetimi de, mukaddesatımı da, milli manevi her türlü şeyimi bana öğreten, bir beni eğiten bir şeyim yani. Benim neyim? Her şeyim. Ondan ayrılıyorsun düşün ama... Bu takdiri ilahi tabi. O gitti mi onun yerini bile elhamdülillah dolduran var. Mühim olan biz bunun şuurunda, idrakinde olup da bu davayı yürütebilme. Şimdi benim başında da benim size arz etmek istediğim o. Yani biz bunun üzerine bir perde çekmiştik. Şimdi bunlar unutulur bir şey değil. Ama mecburen unutmak durumunda olduk. Niye? Çünkü Allah bakidir. Biz Allah'a kulluk ibadet ediyoruz. Ha, Gavs gitti onun yerine diğer Gavs'ım geldi. Bu Gavs'ım geldi, bunlar bizi öneriyor. Neyi öneriyor? Allah'ı öneriyor. Resulullah'ı öneriyor. Bu davayı öneriyor. Şimdi Gavs'ımın bana mesajı, benim 12 ilim için de, yani ben onun için başka bir şeylere gerek görmüyorum. Diğeri teferruat geliyor bana. Ne diyor? Makamın, mevkin, şanın, şöhretin, gücün, kuvvetin hepsi zail olur. Ama Allah'ı seversen yanına o kalır. Değil mi? Yeter yani. Bunu tefekkür etsek yeter. Bunun dünyasına intikal etti ahirete. Efendim sultanım çağırdı gel buraya. Dünya fani, Gavs da fani. Biz de faniyiz. Hepimiz faniyiz. Ama Allah baki. Eğer baki olsaydı Resulullah olması lazımdı. Demek ki dünya Resulullah'a kalmadığına göre. Ama elhamdülillah ki Rabbim bizi emirlerini tebliğ eden bir topluluğun içerisine katmış yani. Ben bu kadar bozuk halimle, bu kadar nakıs halimle, bu kadar yaramaz halimle burada şey görüyoruz, ilgi görüyoruz değil mi? Üstünü kabul görüyoruz. Bunlar büyük bir nimettir yani. Burada unutmamak lazım ki zaten İslam'ın da özü, tasavvufun da özü bu.
Yani Allah'a kulluk ve ibadet ettiğimizi unutmamak. Kim gelirse gelsin, çark aynen devam edecektir. Gavs geldi, çok büyük, yani rahmeten lil aleminin bir mazharı olarak üzerimize tecelli etti. En büyük merhameti bize bahşetti, lütfetti. Allahu Teala onun eliyle bize ikram etti. Dünyamızı da ahiretimizi de inanıyoruz ki mamur etti gitti elhamdülillah. Şimdi ama Allah baki. Ondan sonra Sultan Hazretleri geldi. O da gitti fani. Biz de gideceğiz. Şimdi sıra bu kapsımızda. Allah uzun ömür versin. Allahu Teala bütün beşeriyeti onun elinde tövbe edip irşad olmaya vesile kılsın. Bizi de rızasından ayırmasın. Gavs Hazretleri irşada başladığı günden ahirete irtihal ettiği güne kadar binlerce insana tek bir şey söylemiştir. Allah'a giden yolda sadık olup sebat edin. İnsanların İslam'ı doğru anlaması ve sünnete uygun yaşaması için bir ömür boyunca hizmet etmiş, nice hizmet erini bu yolda seferber etmiştir. O hizmet erlerinin birisi de Hüseyin Avni Çolak'tı. Sadat-ı Kiram'ın kapısında geçen yıllar onun dilinde bir dua olmuş duruyor. Böyle bir hayat yaşayana ne mutlu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.